Oruç tutuyoruz. Çok güzel. Evet, her sene bir ay Ramazan'da oruç tutuyoruz. Ne kadar güzel. Oruçtan bildiğimiz nedir? Sabah ezanından akşam ezanına kadar yemek yemeyelim, su içmeyelim, ilişkide bulunmayalım. Tamam, evet. Bu işin fiziksel kısmı. Fiziksel kısmından baktığımızda yemek yediğimizde ne yapıyoruz? Bir enerji yüklüyoruz bedenimize. Yediğimiz yiyeceklerden. Bugün bilim diyor ki dünyanın enerjisi negatif yüklü. Yani dünyanın üzerinde yetişen her şeyde negatif yük var. Yani biz beslendiğimizde, yemek yediğimizde aldığımız yük negatif oluyor. Ve beyin ne yapıyor? Bu negatif yükle aldığımız besinleri parçalayıp, bölüp, kullanılır hale getirmek için çok ciddi bir enerji ve çaba sarf ediyor. Oruç tuttuğumuzda fiziksel anlamda beyin bu enerjiyi sarf etmiyor ve beyin kendinde kalan bu enerjiyi çok daha güzel değerlendirebilir. Evet, oruçluyken bunu değerlendirebiliriz. Ama bu işin fiziksel kısmı. Biraz daha derine girelim. Oruç tutmak nedir? Benim bildiğim oruç tutmak Allah'a yakin vesilesidir. Yani Allah'la bütünlüğü yaşayabilmek için yola çıkmaktır. Peki, biz oruçluyken ne yapıyoruz? Komşuyla yan yana geliyoruz. Öbür komşumuzun dedikodusunu yapıyoruz, gıybetini yapıyoruz. Orucu o anda bozuyoruz. Çünkü Kur'an'da şöyle bir şey söylüyor. Bir insanın dedikodusunu yani gıybetini yaptığımızda ölmüş kardeşimizin çiğ etini yemiş gibi oluyoruz. Ne yapıyoruz? Biz oruçluyken o eğilimi yaparak orucu bozmuş oluyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? O anda ben, arkadaşım ve dedikodusunu yaptığımız üçüncü kişiyi ele aldığımızda, üçüncü kişi yan komşu da olabilir, Amerika'da da oturuyor olabilir. Nerede olduğu önemli değil. Benim yanımdaki arkadaşımın ve dedikodusunu yaptığımız arkadaşın yani üçümüzün arasında bir enerji akışı oluşuyor beyinlerimizde. Biz farkında değiliz ama bu oluşuyor. Bu tamamen bilimsel bir olay. Ve o insanın hoşuna gitmeyecek şekilde konuştuğumuzda biz o insanın negatif yüklerini alıyoruz. Eğer ondan alacağımız negatif yük yoksa ona pozitif yüklerimizden veriyoruz. Yani sevaplarımızdan veriyoruz veya onun günahlarını alıyoruz. Peki niçin bunu yapıyoruz? Niye bu kadar kendimize düşmanız? Biliyor musunuz insanın kendinden başka düşmanı yok. Ama insan bunun farkında değil. Onun için de Hz. Muhammed'in ne anlattığını çok iyi anlamamız gerekiyor.